Neresi ben? Emre nerede? Emre nerede? Oğlum nerede? Nerede? Göster bana. Emre nerede? Oğlum. 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 Oğlum nerede? Oğlum göster. Yavaşla. Delirtme beni. Çocuğu ver. Sana ne cehenneme gidiyorsan git. Seni de ailende görmek istemiyorum. Anne yavaş ya. Tamam oğlum, bir şey yok. Katın iç duvarlarından birinin şakülü kaymış. Ya biliyorum sen böyle su terazisi falan kullanmayı pek sevmiyorsun ama ya kimseye söyleme, tamam mı? Sen kullan. Yarın düzeltin o duvarı. Tamam. Patron! Patron! Senin amcaoğlu uçacak. Bak gene nerede? Hey Allah'ım ya! Hey Allah'ım! Ver şunu ya. Haydi haydi haydi! Ali, ne yapıyorsun ya? Halep'i seyrediyorum. İki adım geriden de aynı Halep görünmüyor mu Ali? Ha? Buradan daha iyi görünüyor. Ali bak, fena bir yer burası. Fena oluyorum. Görmeyi versen her şeyi. Ha, öleceksin ya. Korkma, ölmem ölmem. Sınıra kadar gelir dururum. Ali bak, dikçiler de huzursuz oluyor. Milletin yüreği ağzına geldi. Gel ya, hadi gel, yemeğe gidelim. Ha? Ali dikkat! Ne yiyoruz? Lamia, fıstık kavruldu mu? Kavruldum. Lahmip Karaz'ı da getirsinler, dürelim. Gelirler şimdi. Her şey hazır mı? Hazır anne. Nereden çıktı şimdi bu? İşi tıkayan kim? Ortağın İstanbul'dan gelen oğlu Ali. Gelir gelmez ortalığı karıştırmaya başladı. Zoru neymiş? Aylardır yağ gibi giden işe çomak sokmak ona kalmış. Buyurun oturun, soğumasın yemekler. İnşaata o fazladan katlar, çare yok, çıkılacak. Olmadı kulağını bulkarız.
Projede olmayanı yaptırmam diyormuş adam. Ona soracaktım. Akşam akşam sinirlerimi tepeme çıkarma benim ben ha. Sordun anlattın baba. Tamam ben hallederim. Sabah ilk iş inşaattayım. Kızım. Nasılsın Lamia? Sağ ol amca. Gene yüzünden düşen bir parça bugün. Yok yenge. Olmadığı zaman mı var? Yemeğinizi yiyin hadi. Uğraşmayın kızla. Tokatları illaki çıkacağız yoksa zarar ederiz diyorlar. Şimdilik kibarca söylüyorlar ama bunlar kibarlıklarını anında bozarlar. Aklında olsun. Ya amcaoğlu sen niye beni anlamıyorsun? O zemin o kadar katı kaldırmaz. Bak ben 17 Ağustos depremini gördüm. Göçük altından onca ceset çıkar. Kendi ellerimle kimseye mezar yapmam. Size de yaptırtmam. Amcaoğlu sen daha 2 haftadır buradasın. Daha burayı anlayamadın sen. Ya anlasan ne olacak? Vurguncu her yerde vurguncu işte. Boş ver, derdi olan benimle konuşsun. Hadi. Ali, adamlarla aramızın bozulmasını istemiyorum. Gittikçe sertleşecekler. Ya önümüze halı serecek değiller ya. Tabii ki sertleşecekler. Ya seni bu işi çözersin, bir olurunu bulursun diye çağırdım buraya. Sen kalkmış bana neler anlatıyorsun? Geldim. Gördüm, inceledim. Bu işin bir oluru yok Cem. Proje orijinal haliyle devam edecek. Kimse çakallık etmez. Afiyet olsun. İyi geceler. Ayşe, kahveleri yap. Dur Ayşe. Kahveleri bugün Lamia yapsın. Otur Şeyda. O yapacak. Ne oluyor? Bir hal var sizde. Aman bilmez misin? Bunlar burunlarının dikine giderler. Abdülmecit Bey. İyice düşündün. Eşar. Bu işin bekleyecek zamanı kalmadı artık. Kız geldi 22'sine. Bu oğlana da günah. Bekleye bekleye nereye kadar? Ağabey, yani şu deli kızı adam yerine koyuyorsunuz ya. Sen karışma Şeyda. Ağzını açmayacak bu ha. Anne, sen de surat asma artık. Abla, senin elin ayağın tutmuyor. Bırak ben yapayım, anlamazlar. Getir, getir. Kız evde kalacak. Kusura bakma amca. Olsun, olsun. Mühim değil. Otur bakalım şöyle Mena'nın yanına. Konuşacaklarım var.
Bak, artık genç kız oldun. Evlenme yaşın geldi. Seni Menan'la nişanlayacağız. En kısa zamanda da düğününüzü kurarız Allah'ın izniyle. Bırak. Utandı. Kız dediğin nazlanmadan olur mu? Baba, rızasını almadan. Uzatma be, uzatma. Bir de ona mı soracağım? Habib olurken bana emanet etti onu. Benim çatımın altında 5 senedir prensesler gibi yaşadı. Neyini eksik ettik? Namusuyla bu yaşa getirdik. Getirdik de çok kıymetimizi bildi. Geldiği günden beri anam da anam. Neçer, açma eski defterleri. Benim sözümden nasıl çıkabilirmiş? Amca sözünün üzerine nasıl söz edebilirmiş? Hem benim oğlumdan iyisini mi bulacak? Bir iki gün surat sallar, sonra alışır. Alışır. Ya ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun?
Hasta o, hasta. Kurşun döktürmek lazım. Bugün Seher Ocağı'nı mal götürsen onu. Ne yapacaksanız yapın. Bu böyle olmaz. Rezil edecek bizi. Toparlansın tez vakitte. Geçmiş ola. Toparlansa bugüne kadar toparlanırdı. Zehir etti geldiği günden beri bu ev hepimize. Her arsızlığı, terbiyesizliği yapan o, azarı işiten biz. Uzatmayın. Şeyda, git yanına. Konuş. Yalnız bırakmayın. Ya, başka işim yoktu sabahın seherinde. Ay, yüreğim koptu korkunan be. Sen de sevdaya düşecek bula bula bunu buldun. Anne. Lamia, karım olacak anne. Bu evde. Bundan sonra ona göre muamele edilsin kıza. İyi. İyi. Patron, patron. Şantiyenin girişinde yol çökmüş, kamyonlar giremiyor. Ya sabah gördüm ben o yolu. Birkaç adam gönder de doldursun. Baş üstüne. Bekir yallah, yallah. Bekir yallah, yallah. Bekir. Rıza. Buyur patron. Kim bu? Bu? Kim? Kim bu? Çaycı. Bu çaycı garibandır patron. Bizim köyden dilsiz ama çayı da çay ha. Ne haber Can? İyi ya, iyi diyelim iyi olalım. Hayırdır? Patron, patron. Mennan Bey'in kendileri geliyorlar. Oo, Mennan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım. Amcamın oğlu Ali Asyalı. Ve diğer ortağınız. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hele be. Buyurun, buyurun. Lütfen. Sizin Asyalı yapının İzmir'deki inşaatlarıyla alakadar olduğunuzu söylemişti Cem Bey. Artık Suriye'deki inşaatlar için çalışıyorum. Cem Bey'e yardıma geldim. Ne güzel. Böylece iki kat güçlü oluruz. Öyle değil mi? Ve iki kat güçlü binalar yaparız. Oğlum çay gönderin buraya. Yeni projedeki ilavelere karşı çıkıyormuşsunuz. Bir gelip yüz yüze konuşalım dedim. İyi yaptınız. Sözleşmemize göre inşaat bizim işimiz. Ve yapıyoruz. Ama orijinal projeye göre. Ben değişikliklere imza atmıyorum. Bizi de yabana atmayın Ali Bey. 20 mahalle büyüklüğünde inşaatlarımız var bizim. Bütün ülkede. Daha dün başlamadık bu işe. Muhakkak, muhakkak. O zaman bir projenin dayandırıldığı hesapları da iyi bilirsiniz. Ben de mühendisiyim Ali Bey. Size bir mesele olmadığını söylüyorum. Fazla ince eleyip sık dokuyorsunuz. Bu bizim işimiz. Adımızı koyduğumuz her işten bir ömür boyu mesulüz. Görüşmek üzere. Abla, Seher Hoca Hanım'a gidilecekmiş. Şeyde ablam giyinsin insin dedi. Ben hasta değilim. De giysin abla. Ama belli nazar var sende. Hiç yüzün gülmüyor. Bir okusun Hoca Hanım. Bir kaygını kasvetini de geçsin. Hadi ablacığım. Şeyde ablam bakınır şimdi. Benim derdim annem buluncaya kadar geçmez Ayşe. Okumayla üflemeyle geçecek dert değil. Rahatsız olma Osman. Ne o, mektup mu var? Dalmış. Bizim oğlanın fotoğrafını yollamış annesi. Ver bakayım. Dalıp gitmişim.
Aslan gibi maşallah. Senin de oğlun var galiba abi. Vardı. Patron, Cem Bey'in kendileri seni istiyor. Sen burada ne yapıyorsun Osman? Ha? Dört dönüm bostan, yan gel yat Osman. Haydi yallah, yallah, yallah. Hadi be Mırsa. Yani inanmıyorum sana Cem. Resmen cinayete ortak olalım diyorsun. Ya her iki tarafında taviz vereceği bazı şeyler olabilir. Proje kimseye zarar gelmeyecek şekilde revize edilir. Herkesin memnun olacağı bir çözüm yolu bulunur. Kestirip atma sen de ya, abartma. Bana bak Cem. Korkuyor musun sen? Tehdit falan mı var? Ya aman ya, ne tehdidi ya. Ben ortaklarımızla aramızın iyi olmasını istiyorum. Koskoca iş, onca emek verdik. Yani bu bina tepemize yıkılma pahasına aramızı iyi tutalım, öyle mi? Canım ona göre ayarlanır. Yeni projeler gelsin bakarsın. Bak canım ben son sözümü söyledim. Kitabına uydurulmuş projeleri de bir bakışta tanırım. Ya bak, bak dinle beni. Ben diyorum ki biz bu adamların bürosuna gidelim. Esas olay babada bitiyor. Adam önden Mennan'ı yollamış zaten ortamı yumuşatsın diye. E sen kalkıp gidince adam çok bozuldu. Ben de onu yatıştırmak için biz sizin oraya geliriz dedim. Yani aramızdaki bu gerginliğin büyümesini önlemek için oturup konuşmamız lazım. Ya... Zaten seninle ne zamandır tanışmak istiyor, yan çizip duruyorsun. Cem, ne olur beni bu kirli işlerine bulaştırma abi. Ne olur. O zaman sen de her şeye taş koyup adamları tepemize sıçratma kardeşim. Peki. Tamam Cem Bey. Gidelim. Bakalım nasıl tepemize sıçrıyorlarmış böyle. Oldu mu? Oldu tabii, olmaz mı? Hadi buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash-shaytanir racim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ya Allah. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Ya Allah. Yeter! İstemiyorum! Yeter! Ya Allah! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Dur kız! Ya Allah! Ya şu köşeyi dönünce olacaktı ama.
Hep karıştırıyorum. Dur be oğlum, acele etme. Biraz gezelim. Daha önce görmediğim yerler buralar. Ya bakarız sonra. Ya bu meydandan dönünce olacaktı ama. Ya insan bir isim yazar, bir numara koyar kardeşim. 5000 yıllık şehir. Artık herkes biliyor neyin nerede olduğunu. Doğu'nun kraliçesi diyorlar Halep için. Bizim akide şekerlerine benziyor diye. Ama tadı biraz farklı. Kaça! Dur dedim kız sana! Senin çarşıya gidelim. Allah olsun bakalım ne yapacaklar sana. Abla! Lamia abla sakin ol bak abla. Dur abla gel buraya ne oluyor? Lamia! Lamia dur kız! Abdülmecit'i aradım, görüşmeyi iptal ettim. İsabet olmuş. Şu üstümüzü bir değiştirip güzel bir şehir biraz dolaşalım. Tamam, yok. Hadi bu yarım akıllı. Siz necisiniz orada? İki koca kız. Tutamadınız mı onu orada? Vuramadınız Metin'i. Kendiniz götürün o zaman. Bakalım tutabiliyorsunuz mu? Deli bu deli. Yıktı çarşıyı. Örtüsüz bersiz heriflerin ortasında. Bir bilen çıkmıştır elbet. Hesap verir babama bakalım. Ayşe. Sok yıka şunu. Sonra odasına götür gözüme gözükmesin. Thank you.
Ziyad. Sen şöyle deliksiz bir yüküce. Dur. Ben sana bir agri kesici getireyim. Anlat şu hikayeyi, nedir? Vallahi ben bir şey bilmiyorum beyim. Bunların kızını kaçırmışlar. Benden biliyorlar. Ya usta, nasıl oluyor da senden biliyorlar bu olayı? Zamanında istediydim ben bu kızı. Vermediler. Belki ondandır. Size de bravo ha. Adam bu hale gelene kadar seyretmişsiniz. Namus işiyse karışılmaz. Gebertirler burada. Lan Mirza. Sen harbiden şu kızı kaçırmadın değil mi? Yok. Yoksa durma buralarda. Yok beyim, yok. Ben kim? Bir kızı kaçırmak kim? Hem bir kız bana niye kaçsın ki? Ha? Ben size zahmet verdim. Sağ olun, ben iyiyim. Peki iyiye benzemiyorsun ama. Neyse hadi, geçmiş olsun. Sağ ol beyim, sağ ol. Roro, Roro. Dağılın. Hadi. Herkes işinin başına. Hadi. Dağılın. Laura. Korkma, korkma. Bir daha gelmezler. Biz kim? Onların kızını kaçırmak kim? Değil mi Osman? Sen de nereden buldun bu adamı? Hem korkak hem dilsiz. Garibandır işte. Köyden idare et Osman. Bir de kösene. Osman, Osman, bir röntgenini çekmediğin kaldı oğlanın ha. Bağırtma Osman. Ya bugün ne garip şeyler oldu. Olaylar sanki birisi tarafından özenle arka arkaya dizilmiş gibi. Nasıl yani? Ne bileyim, önce randevu iptal oldu, sonra dolandık, geldik, Mirza'yı kurtardık, sonra... Cem, bugün çok enteresan bir şey oldu. Ben sabah şehri gezerken damda bir kız gördüm. Bunun ağzından kan geliyor. Ne? Toparlanın o zaman, götürelim hastaneye şu an. Dur, ben de gideyim. Senin aklın pazarda kaldı. Hiçbir şey peş peşe dizilmiş değil. Burası Halep. Dizilmişse de üstünden atlarsın. Yanından geçersin. Arka sokaklardan dolaşırsın.
Allah Allah. İlla ki geçmezsin o olayların arasından ya. Tamam, geçmem canım. Hadi adam ölüyor, hadi. Anlarız. Yok be oğlum, bu herifin hiçbir şeyi yok. Size oynuyor. كم حبه يا شربانه هي؟ بين ال10 وال15 ما لهم متاكدين. حاضرين الليمو لازم معي يلا اوكي. Lamia, Lamia, uyuyor musun? Mideni yıkayacaklar. Hepsi geçecek. Lamia. Neredesin ha? Burada kalmam bu gece. İlla döneceğim şantiyeye diye tutturdu. Bağırınıp duruyor. Bir de gelsen bak şu deliye ya. Sabah dama çıkmış. Gündüz çarşıda kaçmış. Daha ne bırakırsınız bir başına bu kızı ha? Ya kıza bir şey olsa Mennan başımıza yıkmaz mı buraları? Ha? Gözünüzün önünden ne diye ayırıyorsunuz? Nereden bulmuş ilacı? Ha? Ben agrisi var diye vermiştim. Vereceksen bir tane ver. Şişesiyle verilir mi Allah'ın delisinin eline? Vallahi razıyım. Ben başa çıkamayacağım bu kızdan. Alın başımdan götürün bunu. Ben de bıktım vallahi billah. Bak ben atacağım kendimi. Hadi be! Üstten çıkmayın! Lan o kadar adamsınız ya! Boncuk kadar kız böyle maymun gibi oynattı sizi ya! Ayıp ya! Ayıp! Ya Aykim! La tıptırık ne ol! Hal takma tesmeh tutruk müsteşfe. Lazım tıba annekem yoğun. Allah Allah ya! Sanki şantiyede emzikli bebesi var ya. Oğlum bu kadar darbe almışsın. Tabii ki müşahede altına alacaklar. Ah beyim. İyiysen sabaha çıkarsın. Beyim beni buradan çıkarın. Beni buradan alın. Rıza yat yattın yerde oğlum. Ah. Bak hepimiz sorumluyuz. Sabah gelir seni alırız diyor işte. Değil mi? Osman! Osman! Rıza ben birazdan gidip senin köylüne mukayyet olurum. Onu bizim koğuşta da yatırırız. Osman! Ah. Senin yokluğunu da hissettirmeyiz. Ah. Merak etme. Yok yok. Beni çıkarın beyim. Latin trikleyin. Of! Lazım trik diyorsun! Ortakların yanında işe girmişti. Arayayım haber veririm de bari gelsin ilgilensin çocukla ya. Alo. Binti, Sihel Ayşe. Mişen Akuki Mirza. Veya Türkiye İbadet Malum var. Enem Ali Mirza. Cem. Efendim? Kadere inanır mısın? Ne? Alo?
Bekir, kalk. Ne o? Uyuyamadın mı? Yattığın yeri mi yadırgadın? Horlamalardan mı rahatsız oldun yoksa? Bir zaman gelir uyuyamazsın, bir zaman sonra bayılır kalırsın. Kalk hadi, bize bir çay demle. Mendan Bey. Ali Bey. Hayırdır? Bir yakınımızı getirdik. Oo, Cem Bey. Mirza'ya mı geldiniz? Ciddi bir şey yok. Yok, biz bir yakınımızı getirdik. Ha, öyle mi? Geçmiş olsun. Sağ ol. Mirza da bir hadiseye karışmış. Ayşe söylemiştir belki. Biliyorum. Duydum. Doğru dursunlar. İnşaatta böyle şeyler istemem. Mirza'nın bir suçu yok. Adamlar inşaata dalıp Allah yarattı demeden girişmişler. Sizin kalfalar da aval aval seyrediyordu. Biz aldık ellerinden. Ha. O zaman iş başka. Dün de görüşemedik. Habibi, habibi, habibi. Ya habibi, habibi, habibi. Rapor iletilecektir. Öyle değil mi Ali? Hı? Tabii. Ya Mendan Bey, kaç gündür Halep'teyiz. Şöyle güzel bir Halep yemekleri yedirmediniz bize. Bir eve davet edin ha. Ha. Tabii. Tabii ne demek? Mahcup ettiniz beni. Sizi evimizde ağırlamaktan şeref duyarız. Ne zaman arzu ederseniz. Bu akşam. Tabii. Bu akşam. Tamam. Bu akşam gelin. Güzel bir yemek yeriz. Peki o zaman. Ben bir Mirza'ya bakayım. Akşam görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Bekliyoruz. Mirza'nınki de bir kız meselesi miymiş? Neymiş? Oğlum sen adamlarla yakınlaşalım demiyor musun? İşte yakınlaştım. Evet. Ben adamlarla yakınlaşalım diyordum ama böyle bir şey de hiç tahmin etmiyordum. Mirza. Senin şu kız kardeşin. Mendonların yanında çalışıyordu ha? Evet. Cem Bey'den Allah razı olsun. Orada işe yerleştirdi onu. Ben de burada bir ev tuttum. Bir göz bir oda. Haftada gelir temizliğimi yapar. Yemeğimi yapar. Parasını da bir tamam biriktirir. Annemlere yollar.
Bizimkiler orada ihtiyar. Bıra, bıra. Size de zahmet verdik bir sürü işinizin arasında. Ne demek güzel? Dur dur, yardım edeyim sana. Şu kız, Lamia, Menda'nın nesi olur? Şeydir, rahmetli amcasının kızı. Demek babası yok. İyi misin? Anahtar taşın altında, bir zahmet. Peki annesi falan? Annesi. Buyur. Lütfen. Biz abi. Buyurun. Ya size mahcup olduk. Biraz dağınık. Bura bekar evidir. Kusura bakmayın. Yani. Mirza gideyim istersen ha? Yok estağfurullah. Başınla beraber. Buyurun. Böyle buyurun. Sen otur burada. Otur. 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 Ha şöyle. Sen dinlen. Ben sana güzel de bir çay yapayım. Ha? Yok zahmet etmeyin. Zahmet etmeyin. Otur. Annesi diyordun. Annesi? Ha. Kızın annesi Türkmüş. İstanbul'dan. Ama artık yani günahı söyleyenin boynuna biraz şeymiş. Neymiş? Yani neyse. Babası da kızı almış buraya baba memleketine getirmiş. Sonra babası rahmete kavuşmuş. O rahmete gidince kıza amca sahip çıkmış. Ama kız anam da anam diyor, başka bir şey demiyor. Evdekiler de kadının adını bile duymak istemiyor. Anlatamıyorsun. Evlat işte. Peki neden intihar etmiş? Midesini falan yıkamışlar. Vallahi o kadarını ben bilmem. Yani orasının nişanlısı düşünecek artık. Derdine o derman olacak. Mennan Bey alacaklar kızı. Mennan Bey. Ali Bey, hoş geldiniz. Babam. Hoş geldiniz Cem Efendi. Hoş bulduk Abdülmecit Bey. Ali Bey. Nihayet müşerref olduk Ali Efendi. Memnun oldum Abdülmecit Bey. Bu ne muhteşem ev böyle. İstanbul'dan küçük bir hatıra. Ne gerek vardı? Utandırdınız bizi. Buyurun. Gözümüzü kaç kuşaktır burada açtık, Allah bilir. Kim bilir daha kaç kuşak açacağız. Kebaplar hazır. Soğutmadan yiyelim. Halep'i sevdin mi? Halep, cennet. Öyledir. Cennet. Sevilmez mi? Hadi bakalım. İş konuşmadan önce biraz kafaları çekelim. Kızım, hemen bir bez getirin. Ah, sakın.
çakarlık işte. Yo yo yo. Lavabonu tarafta, maksat rakı kokmasın. Buyurun Ali Bey. Buyurun. Müsaadenizle. Daha ne kadar kalacak senin amcaoğlu Can Bey? Gönderemiyor musun geldiği yere? Merak etmeyin, onun burada bulunuşunun size bir zararı olmaz. Hadi bakalım. Görelim bu hafta o zaman şu ilave katlar meselesini. Ben her şeyi ayarladım. Ama bu işler belli olmaz. Bakarsın bir atama olur, başka bir şey olur. Boşuna uğraşmayalım, değmez. Tabii, tabii ki. Babası yani amcam biraz titizdir yani prosedürler konusunda. Aslında ona da durumu biraz açıklamaktan dolayı biraz. Yani tek mesele Ali olsa neyse. Ben dar onu Cem Bey. Biz seninle iyiyiz. Olmuyorsa bozalım ortaklığı gitsin. Buyurun, burası. Gerekirse size temiz bir gömlek gönderteyim. Gerek yok, ben hallederim. Lamia? Lamia? Ne arıyorsun sen ayakta? Dinlenmen gerek. Hem erkek misafirler var. İnme aşağı. Ben yalnızca... Sen de cevap mı veriyorsun bana? Çabuk odana. Çabuk! Lamia Hanım, korkmayın. Korkmayın. Bakın, korkmayın. Tamam, tamam, tamam. Biliyorum, biraz tuhaf ama size yardım edebilirim. Bakın, başınıza gelenleri biliyorum. Annenizi arıyor musunuz? Eğer isterseniz annenizi bulmanız için size yardımcı olabilirim. Size kartımı bırakıyorum.
Beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Zeya. Ali Bey. Sizi merak ettik. Eviniz büyük. Bir an nereye gideceğimi şaşırdım. Evlerimiz büyüktür. İnelim. Affedersiniz. Evde kapıların açık durması pek adetten değil de. Buyurun. Dayı. Şeyh Yaman'a telefon. Müsaadenizle. İhtiramatı Şeyh'i. Akhezna kul ihtiyatatına, bilinisne lisay. İntayim tabit şerafun. Ya Şeyh'in al-Kerim. Bukra izâken bir isme ben nasip. Tebeşya binden üzüğü kemiyav nebikar. Aneksi Leylet Nafi Halep ve Bağat Bukra Hammurli Şeva'dır. Monsieur le ministre, il est monté à bord. Jarif Tussid. Bukra binildi Abdülmecid. Ya. Lazım inti Bukra bizayfna. Vezir Ticaret Monaco. Hayatta sülüfik bin nisbi libakt nüzul-i tayyara. Tisbah hala hayır. Take the gas. To do dine a call. Yeah, sure. Kusura bakmayın. Sizler de beklettim. Şeyh Ömer Hazretleri aradı da yarın Halep'e teşrif ediyorlarmış hayırlısıyla. Cuma ertesi bekliyorduk. Erkene almışlar gelişlerini. Şu ünlü Arap petrol kralı Şeyh Ömer değil mi? Evet. Her yıl bu zamanlar Şahin avı için gelirler. Şahin avı. İlginç. Muhteşemdir. Çölde yaparız. Şeyhin
Çok özel yetiştirilmiş şahinleri var. Bir ara siz de katılırsınız bize. Bir yerde okumuştum. Moğol'dan özel yetiştirilmiş şahin getirtiyormuş. 200 bin dolar değerinde o şahinler. Hiçbir çiftlik hayvanının erişemeyeceği mertebede doğal avcılık içgüdüleri var o hayvanların. Bizimkileri de yabana atma baba. Ne müthiş değil mi Ali? Kim bilir, belki biz de tanışırız Şeyh'le. Ya? Şeyh çok mütevazı bir insan. Herkesle tanışır, sohbet eder. Bir fırsatını mutlaka yakalarız. Çok alçak gönüllüdür, reddetmez. Buradaki alçaklar biz oluyoruz galiba. Anlamadım. Yani müşerref oluruz, tanışırız, görüşürüz. İçelim. Güzelleşelim. Ya Mine nasıl geleyim ya? Burası karmakarışık, bir sürü problem var. Tamam Cem, tamam gelme. Nasıl olsa kızını sokaklardan toplamak için geleceksin bir gün. Ya Mine abartma Allah aşkına ya. Yo, abartmıyorum. Yalnız doğum gününde burada olmayacağını kızına kendin söylersin. Sakın beni alet etme. Ya güzelim abartma dedim sana. O daha çocuk. Ya bugün buna meraklıdır, yarın başka bir şey. Tamam bak, hafta sonu gelebilirsem geleceğim ama burası bırakılacak gibi değil. Bir sürü sorun var. Ali daha alışamadı buraya. Tamam bağırma, bağırma, bağırma. Ararım ben sonra. Tamam, tamam. Arayacağım Elif'i hafta sonu. Tamam. Hadi görüşürüz. Hocam hayırdır? Kötü haber mi? Mine aradı. İlla ki atla gel diyor. Neden? Ne oldu? Bizim kız azıtmış. Okuldan aramışlar. 3 gündür okula gitmiyormuş. Neden? Anken olacakmış. Bir yarışma mı ne bir şey açmışlar. Onun kapısındaymış 3 gündür. Seçmelere katılmış. Ya bu kız ne güzel okuyordu. Nereden çıktı şimdi bu? Ya bu sene dersleri berbat. Bir havalandı zaten. Bir şeyler oldu. Allah Allah. Abi sen git. Bak bu kız sana çok düşkün biliyorsun. Sen yoksun ya o yüzden yapıyor bu aksilikleri. Ya nasıl gideyim ya? Allah Allah. Ya kızından daha mı önemli oğlum? Bırak işi gücü düşünme. Sınıfta kalırsa daha mı iyi olacak? Ben hallederim her şeyi. Bak bugün perşembe. Sen pazartesi sabahına kadar yok ol. Hadi ben biletini de ayarlarım senin. Tamam mı? Sen şimdi çıksan yola 2 saate memleketlisin. Antep'ten bir uçağa binersin. Akşama da evdesin. Aslında bu kadar dalaştıktan sonra Mine'ye de hoş bir sürpriz olur ama. Alo. Merhaba. Hadi abicim inşaata konsantre ol tamam mı? Bir de seni düşünmeyeyim Allah aşkına ya. Ya Cem amma uzattın be oğlum. Pasaportun yanında mı? Çantada, çantada. Hadi abicim görüşürüz. Hadi hadi. Bak anne, dediğim gibi ha. Hadi. Hadi. Usta, bak hava bozmak üzere. Şu çatıcıya söyle çabuk bitirsin. Yağmur yağarsa kalırız vallahi. Bak efendim. Alo. 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 Lamia. Korkma. Konuş benimle. Bana gerçekten yardım edebilir misin? Ne istersen. Söyle. Annemi bulmam lazım. Peki anneniz nerede? Yani ona haber ulaştırabilirim.
İstanbul'da. Tamam. Annenin adı neydi? Nesrin. Nesrin Yamanoğlu. Neredesin Lamia? Lamia. Lamia, bana daha fazla bilgi vermen lazım. Evi nerede? Evimiz yine odadaydı, Sümbül Sokak'ta. Kapatmam lazım. Lamia, alo. Tavan arasına bak Ayşe. Yok burada abla, aşağıda dur o, ben bakarım şimdi. Hattu'l-lissal şubayahı's-sene ya şeyh-i-kerim. Mezine-es-sene hay-bil-mücadele. Hatta niti müstahbelne Abdülmacid. Lakin in elebet-sene galiye aleyna. Alo, özledin mi oğlum 10 dakikada? Ya tabi tabi, nasılsın? İyiyim abi, sağ ol. Hadi hadi söyle, ne var? Bak, benim için bir iş halletmen lazım. Ne yap, yap, en kısa zamanda bana haber yolla. Gene ne karıştırıyorsun, de bakayım. İstanbul'da, Modo'da oturan bir kadının izini bulmanı istiyorum. Gene ne yapıyorsun sen Ali? Ya bu bizim, hani var ya, kız, onun annesi. Adı Nesrin Yamanoğlu. Modo'da, Sümbül Sokak'ta oturuyormuş. Zaten başka da bilgi alamadım. Ali ne yapıyorsun sen, neye bulaşıyorsun? Ya hadi canım, uzatma, çok önemli. Tamam, tamam. Bakacağım. Nesrin Yamanoğlu. Moda Sümbül Sokak. Hallederiz, iş değil. Tamam, görüşürüz. Tamam. Daha 20 kilometre olmadı ya, 20 ya. Oo, anlaşılan Şeyh Hazretleri de gelmiş. خلينا نشوف يومنا الحاضر خلينا نتي حتى بنيخن يوم تلامذة لأمس الخويسر أنت جاهزت الشواد قلت جاهز يا شيخ بنروح مع الشروع لو تعرف قداش اشتد لي الصخرة والرياح اللي بتحمل غبار النجوم البوز بده ينسرح من المي يا ابني ابات لمديرك اوه علي بي سيز burada hayırdır inşallah şeyhiniz bütün oteli işgal etti ben de buraya kaçtım buranın kahvesini severim muvakkat bir zaman için yarın ava çıkacağız sonra otel gene sizin aşağısı cehennem gibi oyuna oturdular oyun Burada yasak olduğunu sanıyordum. Şey, söz konusu olunca... Katılmak ister miydiniz? Şeyh mütevazı bir insandır. Eğer isterseniz sizi kırmaz. Bu mütevazı, alçak gönüllü şeyhinizle ben de tanışmak isterim. Olabilir. Müdürle işim var 5 dakika. Sonra şeyhimizin huzuruna gideriz. Huzuruna. Şimdi şöyle yapacağız. Peki. Rest. Bak. Oh.
Res. كيف دخلت بهالمحطر بهالإيد؟ أنت لايبين مجهادي. Eliniz pek iyi değilken neden riske girdiniz diye soruyor. Şansımı denedim. Ama bu gece şanslı değilmiş. Kader. Ya? Türk müsünüz? Efendim tanıştırayım. Türkiye'li ortaklarımızdan. Ali Asyalı. Asyalı İnşaat. Sözümü etmiştim. Memnun oldum. Ben de. Enteresan. Bir el daha. Sağ olun. Çok geç oldum. Başka zaman. Tanıştığımıza memnun oldum. İyi akşamlar. Bu adam Dikkat Abdülmecid. Kaybetmekten korkmayan insanlar çok tehlikeli diyor. Aman efendim, bize ne yapabilir ki? Alo Cem. Nasılsın? Ne yaptın? Düzeltebildin mi evdeki durumları? Olacak, olacak. Mine ile aldık karşımıza Elif'i. Durmadan konuşup duruyoruz işte. Dinle Ali. Sana pek hoş olmayan bir haberim var. Kızın annesi. Nesrin Yamanoğlu ölmüş. Hadi ya. Ölmüş mü? Nasıl ölmüş? Detayını bilmiyorum. Bu kadar kısa zamanda ancak bu kadar bilgiye ulaşabildim. Lamia, seninle yüz yüze konuşmamız lazım. Yapamam. Nasıl çıkarım ki evden? Ben her şeyi hallederim, merak etme. Bana Mirza'yı bulun. Gelsin madem. Ama sabah erkenden yolla. Tamam, tamam. Abin aradı. İşi yoksa gelsin de yemek yapsın dedi. Motorla geliyormuş, kapıya çıksın dedi. Hala motor mu kullanıyormuş? Demek ki bir şeysi yok. Elhamdülillah. Kızım, kahveleri yap. Belki efendim. Abisine giderken nasıl da örtünüyor. Abisi öldürür onu. Nasılsın benim güzel kardeşim? İyiyim, iyiyim. Lamia Hanım nerede? Odasında. Ne oldu ki? Gel.
Gel. Bak. Bu yemişleri al, mutfağa götür. Memleketten gelmiş, Mirza'nın boğazından geçmemişti. Bilhassa da bir tabak Lamia Hanım'a ver. Eyvah. Eyvah. Sorun çıkmadı inşallah. Yok, hayır. Söyleyin. Buldunuz mu annemi? Lamia Hanım, anneniz... Bakın, 5 yıldır bu haberi bekliyorum. Tamam. Söyleyin. Lütfen oturun önce. Anneniz... Lamia Hanım, anneniz ölmüş. Yalan söylüyorsun! Sen de onlardansın. Nasıl da inandım sana. Tabii, ortaklarısın ya. Sen söyleyeceksin ki inanayım. Benim annem ölmedi, anlıyor musun? Ölmedi. Gördüm, kazada, beni kaçırdıklarında. Yarın... Sesini duydum, yaşıyordu. Yaşıyordu. O kazaya lanet olsun. O güne lanet olsun. O kazayı yaptırana da lanet olsun. Ölmedi anne. Ölmedi. Ölmedi anne. Ne olur, bana doğruyu söyle. Sana niye yalan söyleyeyim? Amcanları tanımıyorum bile. Seni o halde görünce yardım etmek istedim. Hepsi bu. Ne olur yapma. Hadi yapma. Tamam. Ah. Sonum umudumdu. Olay yok oldu. Oraya dönemem. O adamla evlenemem. Hanım,
Her şeyin bir çaresi bulunur. Bulunur. Yani hala ne kadar olur halimiz amulek? Lak haku! Lak haku rah tut kulletkon ha! Bu an belkon ve Mirza! Hadi tutun be! Fırsan! Vallahi rahat mutkun! Tayyip! Nasıl? Hadi onu! Hadi şu an! Hadi onu! Ve Mirza! Lakşki ve Mirza! Ya adamı öldürecek. Nasıl öldürecek? Al iç. İyi gelir. O kazaya lanet olsun. O kaza olmasaydı şimdi çok uzaklarda olacaktı. Annemle Amerika'da bambaşka bir hayatımız olacaktı. Ben yavaşla. Delirtme beni. Şimdi ise bu canavarların elinde mahkum gibiyim. Kapattılar beni buraya. Kaçamıyorum. Sana ne cehenneme gidiyorsan git. Seni de ailenle görmek istemiyorum. Sırılmadım.